başlayacaktır. Selam size, ata güreşimize gönül verenler. Merhaba, el meydanına koşarak gelenler. Merhaba, güzel Türkiye'nin, güzel Mustafa Kemal Paşa'nın güzel insanları. Hepiniz el meydanına hoş geldiniz, şeref verdiniz, kök saldınız, kan verdiniz. Ali Bekir el meydanına hoş geldiniz. Çok uzak yoldan geldik. Yollar büküm büküm, mikrofon elimizde yükümüz. Saygıdeğer hemşerilerim, saygıdeğer Kemal Paşalılar, Mustafa Kemal Paşalılar ve civar köylüler cümleten selamun aleyküm. Buna el meydanı derler. Bunda söz olmaz. Buna el meydanı derler. Bunda vardır bir ham. Pehlivanlar, ödülünüzü soracak olursanız Ali Beyköy Sincan Sarmış Güreşleri Ağası Sayın Ozan İnci Bey'den iki uçludur bir şan. Analar çeker zahmeti, babalar bilir kıymeti. Cenab-ı Allah ihsan eyledi Türk milletine iman ile kuvveti. Allah Allah, illallah, Muhammedun Resulullah. Minik bir pehlivanlarına şöyle kocaman bir alkışla bir güzel açılış yapalım. Hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Güreş yapacak pehlivanlar tanınmak üzere. Çok acele her meydana girelim. Nilüfer Çalı Güreşleri Ağası. Kendisi de bu sahalarda çok güreşler attı. Instagram'da ve Facebook'ta güreşi özlediği belli oluyor. Yeğenleriyle çocuklarıyla yaptığı resimleri atıyor. Akfem Yapı, Intel Makina, sönmez makinaların sahibi iş adamı Aslı Nesli Karaca Bey Ekmek Çiten. Değerli iş adamı, güreş ağamız Sayın Hakan Söyünmez. Yarışmacılar şöyle bir ayna açın, şöyle polizası yap, polizası. Sayıyor. 1, 2, 3. Evet, evet. Yumurta. Yumurtacı. Güreş ağamız er meydanına şeref vermiştir. Niyazi Dal'a da kocaman bir alkış yapalım. Evet, yine er meydanına Tarihi Kırkpınar güreşlerimizin alın baş danışmanlığını yapan güreşi Kurbancı Ercan er meydanımıza şeref vermiştir. Alkışlarımızla hoş geldin diyoruz Ozan'a. Şöyle her meydanda bir bak. Yanımızda Bursa Mustafa Kemal Paşa Kızıl Elma Dernek Başkanımız bulunmaktadır. Bizlere bu güreş hakkında neler söylemek istersiniz? Vallahi biz ilk defa geliyoruz ama ortam çok güzel. Hava muhalefet dolayısıyla herhalde acele ediyorlar biraz. Ama bizim de 24 Temmuz'da bir şenliğimiz var inşallah. Ama ortam güzel şu anda. Sadece hava durumu biraz müsaade etmiyor sanırım. Çok teşekkür ederim. Sizler neler söylemek istersiniz? Ben Bursa Karacabeyler Dernek Başkanı Hasan Kahraman. Hem ağamızın hem düzenleyen komite tarafından davet edildik. Ortam çok güzel Hüseyin Başkanım dediği gibi. Bütün katılımcı arkadaşlara başarılar dileriz. Güreşçilerimize güç kuvvet dileriz. Ortam yalnız çok güzel. Çok memnunuz burada olduğumuza. Teşekkür ederim. Güreşlerimizdeyiz. Bozağaç güreşlerinde. Katılım sağladık. Güzel bir gün.
Katılım biraz eskisi gibi değil ama bayramın ikinci gününe geldiği için biraz böyle bir ortam oldu. Söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim. Abime de teşekkür ederim. Sağ olun. Var. Ben teşekkür ederim. Cümleten herkese iyi bayramlar olsun. Bu yılki 102. Geleneksel Sincan Sancı Güreşlerine katılmayı nasip oldu. Bu yıl da katıldık. İnşallah Ozan ağamız bu yıl 3. dönemi altın kemer alacak. Bizler de onu burada tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorsun inşallah. Herkese iyi eğlenceler diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Erfan'ı Kılıç, eski Bozaç, Yörük Bey'im. Ne yapalım? Bariga'dan getirdik. İnşallah daha iyi mevsim. Geriden gelecek bey arkadaşım daha iyi bir yerlere getirir. İnşallah. Daha iyi olur. Ben herkesi seviyorum. Şöyle bir Ozan ağam şöyle bir güreş bayramı ikincisi gün güreş tertipledi. Sağ olsun, var olsun. Şu milleti buraya topladı. Ondan memnunuz. Bütün gelen misafirler, arkadaşlarım, başkanlarım buralara Allah razı olsun geldiler. Burasını bizleri yalnız bırakmadılar. Onlara teşekkür ederim. Yanımızda meşhur Kazıkçı Bekir'in babası bulunmaktadır. Davut amca bize neler söylemek istersin? Bir de sizden bir şiir alalım. Kendisi pehlivanlıktan buraya geldi. Ne diyorum? Kulağı iyi diyorum. Şiir alalım. Efendim. Zeki neredesin Zeki? Bana bir şiir okuyayım size. Evet. Bir şiir okuyacağım. Tamam. Aferin başarı. Arkadaşlar çalarak gelin. Ey kahraman Türk milleti, ne büyükmüş işinize bu vatan aşkınız, dünya tarihine yeni bir sayfa açtınız. Hem dünyayı insanlık savunmayı saçtınız, haktan bizlere sunulmuş bu aşkımız. Şaşırdı dünya, nasıl olur bu böyle, hak dilerse olurmuş bu böyle. Allah'a sığınsan daima hakkı söyle, zalim zulüm ederse yine olur bu böyle. Askerimiz, polisimiz savaş halinde. Modern silahlar var hainlerin elinde. Türk milletinin adaleti dünya dilinde. Allah-u Ekber var Mehmetçiğin dilinde. Ey kahraman Türk milleti, cihal için geldik biz bu fani dünyaya. Şehit olup gideriz inşallah ukvaya. Yüzümüzün akıyla kavuşuruz Mevla'ya. Ey kahraman Mevla'ya. Allah'ın daveti var bizi cennetül mevvaya. İlla adalet, illa adalet dedi Mevlamız. Sarsılmaz kalbimizde asıl imanımız. Vatanımız namusu korur, Mahmedimiz, polisimiz. Onların sayesinde okunur Allah-u Ekber ezan sesimiz. Tarihimiz destanlar dolu, yine destan yazacağız. Bayrağımın ay yıldızına Allah-u Ekber yazacağız. Ne söylemek istersiniz? Ata güreşimiz bizi bu 102. olarak Sincan Sarıç Mahallemizde Menderes Şimşek Muhtarımızın davetiyle muhtarlar ve yönetim olarak katıldık. Çok güzel bir ortam. Örf aletlerimizi yaşatmak güzel şeyler. Necati abime de bu konuda profesyonellikte 10 numara. Her platformda aramızda bizi bırakmıyor. Teşekkür ediyoruz. Muhtarlar Dernek Başkanlığı olarak desteğe devam ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kestelek Mahalle Muhtarı Kemal Doğru. Sincan Sarnıç 102. Güreşleri Menderes arkadaşım yanınızda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Saygılar sunuyoruz. Necati abimize teşekkür ederiz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Eskizelma Mahalle Muhtarı Bilginoğlu 102. Tarihi Sincan Sarnıç Güreşlerindeyiz. Menderes Muhtarımızın yanındayız. Size de her platformda olduğunuz için sonsuz teşekkür ederiz. Sizlere teşekkür ederim. Ben Adem Çelik. 20 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyoruz. BESAŞ Halk Ekmek Genel Koordinatörüyüz. Güreşi de seviyoruz. Sincan Sarnıç Ali Bey eski adıyla yabancımız değil, dostlarımız, arkadaşlarımızın olduğu bir yer. Ben de Kemalpaşalıyım. Kemalpaşa'nın Osmaniye gönderim. Sporun her zaman arkasındayız, yanındayız. Geldik. İnşallah iyi güreşler olur. Yaklaşık bir saat sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada olacaklar inşallah. Güzel bir gün olacağına inanıyoruz. Yani yeni nesiller hakkında neler söylemek istersin? Yalla yeni nesilin spor alanlarına çekilmesi gerekiyor. Yeni nesil maalesef elinde telefon. Çok asosyal bir gençlik var. İnşallah eğitim sistemimizin tekrar düzenlenip gençlerin spor sahalarına,
özellikle atasporumuz güreş meydanlarına çekmemiz gerekiyor. Yani sporun içinde olursa gençlik bazı tehlikeli bölümlerden uzak olur. Yani madde kullanımından uzak olur. Ataspor olarak atalarımızı yad etmiş olur. Atalarımızın Kırkpınar özellikle Bursa'da da belli başlı Sincan Sarnıç, Çalı, Yalıntaş güreşlerini biliyoruz. Buralara katıldıkları zaman Kırkpınar ruhunu yaşamaya başlayacaklardır. İnşallah Kırkpınar'a kadar kendilerini hedef seçeceklerdir. Gençlerin burada olması bizi mutlu edecektir. İnşallah eğitim sistemimiz, devlet büyüklerimiz bu konuda çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. İnşallah güzel olur. Güreş alanlarına, spor alanlarına gençleri çekmiş oluruz diyorum. Çok teşekkür ederim. Burada Cazgır Osman Bey var. Güreş hakkında bilgilerini alıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün bayramın ikinci günü, 102. geleneksel Sincan Sarnıçköy'ü geleneksel yağlı pehlivan güreşleri yapıyoruz. Hava güzel, atmosfer güzel. Bayağı da bir kalabalık var bayramın ikinci günü olmasına rağmen. Boylar büyüdükçe güreşler güzelleşiyor. Şu anda küçük orta boyundayız. İnşallah hayırlara vesile olur. Size de teşekkür ederiz yağlı güreşe gösterdiği ilgi alakadan dolayı, sağ olun. Ben teşekkür ederim, kolay gelsin. Bugünkü güreşlerimizde baş pehlivan kaç tane var? Bu ne zaman gelecek? Güreşler 4 büyük, 3 büyük kategoride ayrılıyor. Yerel güreşler, mahalli güreşler. Bunlar şenlik güreşleri. 4 tane baş pehlivan katılmasını bekliyoruz. Çünkü üzerinde olduğu zaman hakem statüsü ve değişiyor. Yağlı güreşte ona göre yönetmelik var. O yüzden bugün 4 baş pehlivan katılacağını tahmin ediyorum. Yaklaşık 300 sporcu falan tahmin ediyorum. Boylar salınmaya başladı, evet. Kalabalık boylar. İlerleyen saatlerde finallere geçeceğiz. Ben size teşekkür ediyorum. Bu gelen nesillerimiz var, yetişen nesillerimiz var, gençlerimiz var. Onlara ne önermek istersiniz bu spor hakkında? Evet, yağlı güreş dünyada sadece Türklere has bir spor. Ezan-ı Muhammed'i okunurken duran bir tek spor. Peygamber Efendimiz döneminden gelme bir spor. Eskiden padişahlar döneminde askerlerimiz savaşa şeye çıkmadan önce böyle yeşil alanlarda spor amaçlı güreş tutarlarmış birbirinde. Hala bunun bir şeyi de tarihi Kırkpınar'da var. Tarihi Kırkpınar'da bir padişahın askerleri bir alanda mola veriyorlar. Dinledikten sonra güreşe tutuşuyorlar. Çünkü cenge çıkacaklarmış. Orada güreşe güreşe yenişemiyorlar, şehit düşüyorlar. Arkadaşlarını oraya defnediyorlar. Daha sonra savaştan döndükten sonra tekrar yerine geldiklerinde onları defnettiği yerde pınarın fışkırdığını görüyor. Kırkpınar da öyle, o günden bugüne öyle, yani oradan gelmiş Kırkpınar'ın ismi de. Maneviyatı yüksek bir spor, dualı bir spor, evet. Dualı bir spor. Sizler de her hafta hemen hemen içindesiniz. Size de teşekkür ediyorum. Yani yağlı güreşe teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Gurur duyuyoruz. Güzel yağlanmış güreşimiz. Bize neler söylemek istersin? Adım Özcan, soyadım Bayrak, Sincan Sandıç, Mustafa Kemal Paşalıyım. Şener Bayrak adına güreşiyorum. Allah herkese derman versin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben de yağcı bu köyde görevliyim. Yerimizde bol bol yağladık. İnşallah birinci olur boyunda. Başarılar dilerim. İnşallah başarılar dilerim. Arkamızda güreş ağlarımız bulunmakta. Onların bu güreş hakkında görüşlerini alıyoruz. Hoş geldiniz. Herkese selamlar olsun. 101.si düzenlenen Ali Bey güreşleri değil şu anda. Ozan Ağam'ın misafiriyiz. Kendimiz de bu bölgedeniz, Bozağaç'tanız. Güzel güreşler oluyor. Daha da iyi olacağına inanıyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. 102. Sincan Sarnıç yağlı güreşlerinde bulunmaktayız. Ozan Ağam'ıza destek vermekteyiz. Çok güzel bir ortam var. Güreşler iyi geçiyor. Tekrarında buluşmak üzere sizlere teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Necati Kurnaz Bey, kolay gelsin. 102 yıldır yapılan bu tarihi Sincan Sarnıç güreşlerine katkıda bulunduk. Ozan ağamızı yalnız bırakmamak adına bayram da olsa buraya katkıda bulunduk. Teşekkür ederim. Sizlere de kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Şu anda Ali Bey Sincanlı güreşlerindeyiz. Ozan İnce Ağam'ın misafiriyiz. Bayramın ikinci günü yalnız bırakmadık. Böyle şenliklerde güzel bir ortam, güzel bir atmosfer. Ağalarımızla beraber kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler, sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Sincan Sarnıç, Ali Bey Köy, Er Meydanı'na hoş geldiniz.
Bu sene 102.si tertip edilen Sincan Sarnıç Yağlı Pehlivan güreşleri inşallah dolu dolu güreş severlerin gözlerini doyuracak bir şekilde güreşler tertip edildi. Seyir zevki bol, mükemmel güreşler var. Tabii biz her yıl pandemi haricinde, pandemide güreşler tertip edilmedi Sincan Sarnıç'ta. Pandemiden sonra ilk güreşler. Biz her yıl güreşlere katılım sağlıyoruz. Bizim Kurban Bayramı veya Ramazan Bayramı da aynı o şekilde. Bu bayramları biz tatil olarak algılamıyoruz. Öncelikle geleneklerimiz gereği öncelikle ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Kurban ziyaretlerinde bulunuyoruz. Bayram ziyaretlerinde bulunuyoruz. Şu anda bizim kültürümüz maalesef dejenere olmuş durumda. Maalesef halkımız turizm bölgelerine hücum ediyorlar bu dönemlerde. Özellikle bayramı da bir tatil bilip hücum ediyorlar. Kendi geleneklerimizden uzaklaşıyoruz. Ailelerimizi maalesef terk ediyoruz. Biz geleneklerimizi yaşatmak için mücadele ediyoruz. Dün öncelikle aile büyüklerimizi aile büyüklerimizin yanında bulunduk. Bayramlarını tebrik ettik. Daha sonra da Türk'ün atasporu olan, gen sporu olan, binlerce yıldır yapılan güreşlere katılım sağladık. Bugün Sincan Sarnıç'tayız. Ayın 14'ünde Samsun Vezirköprü Kunduz güreşlerine katılım sağlayacağız inşallah. Daha sonra da bir Karadeniz turumuz olacak. Gene güreşlerle alakalı. Ben buradan sizlere teşekkür ediyorum. Bizlerle güreş severleri burada buluşturuyorsunuz. Emek harcıyorsunuz. Bir köprü pozisyondasınız. Bir köprü vazifesi işliyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün burada tüm güreşçilere sakatlıksız bir güreş diliyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum, kutluyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. 102. Geleneksel Sincan Sarnıç güreşlerine hoş geldiniz. Kurban Bayramı'nda Bozağaç koluna hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Başkanım. Evet, merhaba. Hoş geldiniz. Mustafa Kemal Paşalılar Derneği Başkanı Mustafa Gümüş ben. Yine Bozağaç'tayız. İşte 2-3 hafta önce yaklaşık bir şenliğimiz vardı. Bugün yine geleneksel olarak 102.si düzenlenen Sincan Sarnıç güreşlerine biz de Mustafa Kemal Paşalılar Derneği Yönetim Kurulu üyelerimizle beraber katılmış bulunuyoruz. Öncelikle bu sahada güreş yapan kardeşlerimizin kazasız, belasız, sıkıntısız güreşlerini tamamlamamız en büyük temennimiz. Bu vesileyle bu şenlik havasında geçen güreşlerin dediğim gibi sağlıklı bir şekilde bitmesinden bu konuda destek veren, bu konuda güreşçilerimize yardımcı olan başta Sincan Sarnıç Muhtarı Menderes Özel ve dernek başkanımız Ramazan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Herkese, bütün Mustafa Kemal Paşalıları ve buradaki güreş sahasında olan insanlara hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben verdim biraz önce ama röportaj tekrar verelim. Güzel bir organizasyon. Bozağaç'ı tebrik ediyorum, kutluyorum bu konuda. Muhtarımız Menderes ve Yörük Bey'imiz Ozan Ağa. Hepsini tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Size de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Merhaba, hoş bulduk. Ben Mustafa Kemal Paşalar Derneği ikinci başkanı Ali Can Sevdi. Öncelikle bütün hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Pehlivan kardeşlerimize, sporcu kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Bu etkinliği düzenleyen bütün dernek başkanlarımızı, özellikle Sincan Sarnıç Köyü Muhtır ve Dayanışma Derneği ve hemşerilerimize bu düzenledikleri etkinlikler için kendilerine teşekkür ediyoruz. Yine Mustafa Kemal Paşalı bütün hemşerilerimizin bayramını kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Yeah.
seviyeye taşımak için hizmetkar olmaya geldim diyen kabul baba güreşlerimizin tertip komite başkanı Hüseyin abi, biraz daha öne doğru gel. Sayın Hüseyin Tokat her meydanına şeref vermiştir. Alkışlarımızla hoş geldin diyoruz. Beraberlerinde muhtarım gel, Fevzi abi gel. Kabul baba muhtarımız Sayın Fevzi Ülker her meydanımızda şeref vermiştir. Alkışlarımızla hoş geldin diyoruz. Yanımızda Bursa Mustafa Kemal Paşa Bursa Ağacağımız bulunmakta. Bize neler söylemek istiyorsunuz? Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Bugün 102. Sincanlı güreşler oluyor. Tüm halkımız burada, ağalarımız burada, başkanlarımız burada. Bu mutluluğu yaşatıyor. Adaspor'da tam destek her zaman buradayız. Bu Ali Bey güreşler her zaman olacaktır. Recep Hocam var. Bize bu güreşler hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Sincan Sarnıç güreşleri aşağı yukarı 102. yılı. Biz burada kendimiz de zamanında güreştik ve bunlarda yörüklerde güreş olmazsa olmaz. Bir de deve şenlikleri, yani Türkmen şenlikleri burada başladığında ilk şeyinde derneğin kurulduğunda Hasan Turan rahmetli Sarıca Deresi'nde başladı. Orada da güreşlere devam ettik. Sonradan burasını işte derneğin adını verince Ali Bey Köyü muhtarı vardı rahmetli. Başlayanlar hazırlansın. O burasını orman işletmesinden sağladı ve burada şu an daha önceden bizde Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nde güreşen 8-10 tane çocuk vardı. Killik Köyü'nden, Ali Bey Köyü'den, Körekem'den. Yani bu çevrede güreş en çok sevilen köylerimizdendir. Ve şunu söyleyeyim, yörük dedin mi güreş demektir. Macir dedin mi güreş demektir, bir de Çerkez. Bu üçü yapar güreşi. Bir karın tokluğuna güreşirler hani. Bazen derler ya kaşık tıngırtısında oynar derler. Biz de hani güreşi hiç eşya bağlarız çadırın köşesine. Hemen birbirimizde. Baba oğul bilene güreşidir yani güreşte. O şekilde. Ve şunu söyleyeyim. Yani bu yörede sonra gelen misafirlere de çok büyük ilgi vardır. Hani eskiden yemekli yaparlardı Ali Bey'de güreşler. Ve meşelik arkada okulun arkasında meşelik vardı. Hani tarihi çok eski. Kabul Baba burası en eski güreş yapılan yerlerdendir. Güreş yapılmayan köy yoktu. Düğün güreşleri vardı bizde eskiden. Doğan Alan güreşleri vardı. Ali Bey güreşleri. Her köyde düğünle ilgili bütün güreşler yapılırdı bu şekilde. Şu anda Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Kulüp kurduk. Kulüpte minder güreşi, yağlıyı da yapıyoruz. Müdürüm, bu gelen gençliklere, yeni nesillere bu spor hakkında neler söylersiniz? Ne bilgiler aktarmak istersin? Şimdi şunu söyleyeyim. Öğrencileri veyahut da çocukları sokaktan kurtarmak için mutlaka muhtarından tut da en üstteki yöneticiye kadar çocukların arkasında olmak lazım. Hele anne babaların, ben bir eğitimciyim aynı zamanda. Yıllarca öğretmenlik yaptım. Kendim Edirne Erkek Öğretmen Okulu mezunuyum. Bu öğrenciyle, çocukla ana baba değil de arkadaş olmaları gerekir. Bu çünkü spor her türlü kötülüğü yener. Hani kötülüğün şeyi olmaz. Hani anası alkol ve hani adını söylemeyeyim. Aynen. Bu da şu an toplumda çok tabii ki yani o şekilde. Ama özür dilerim. Bu mutlaka yöneticilerin buna el atması gerekir. Evet. Yani bilhassa da belediyelerin ve muhtarların arkasında olması lazım. Yani bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Gurur duyuyoruz seni. Ve beraberinde benim de çok sevdiğim, değer verdiğim Sayın Başkan Yardımcım Sayın Ercan Leblebici Bey her meydanımıza şeref vermiştir. Alkışlarımızla hoş geldin diyoruz. Sayın Başkanıma şöyle bir Kırkpınar Marşı çalın bakalım. Haydi devam ediyoruz. Selamlıyoruz. Güreşler, bu güreşlerle ilgili mi konuşalım mı? Valla Ozan Ağa'ya, dernek başkanı Ramazan Elagöz'e, muhtarımıza hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Bizi de burada ağırlıyorlar.
atasporumuza hizmet etmeye devam ediyorlar. Allah daim etsin hepsini. Başarılar diliyorum. Değerli hocam Sayın Sadullah Tanrıkulu hocamı. Şöyle bir alkışlayalım değerli hocamı. Baş pehlivanlarımızla anı fotoğrafı için her meydanda alalım. Buyurun hocam. Buyurun Sadullah hocam. Ertuğrul Gazi Osman Gazi Yörük Kültür Derneği Başkanımız. Sayın Fakir Koçlu Bey, en meydanımıza şeref vermişler alkışlarımızla hoş geldin diyoruz. Hediye abi, hediye bu, hediye bu. Geldi abi. Geldi, hediye o. Yapışın. Kırkpınar'da harika güreşler yaptı. Yani biz kendinden çok umutluyduk, bunu açık açık söyleyeyim. O da Körekem köyünden, buradan hemen. Şurada Körekem köyü var. İbrahim amca neredesin? Bir yanıma gel bakalım ben çanak. Bir yanıma gel bakalım. Bir babam sizi böyle bir tanıtan ben de. Benim üstüne yük kalmasın. Babası da pehlivan, bakın atadan babadan pehlivan. Ama ben Allah izin verirse Kemal Paşa'da bir liderlik konumu olacak. Ben hem babayı hem şöyle amcaları bir alkışlamanızı istiyorum. Allah razı olsun. Evet. Sen geç abi, sen geç. Şimdi Sayın Mehmet Yıldırım geliyor, tamam. Hemen gelsin, başkanımı bekliyoruz. Sayın Mehmet Yıldız. Geliyor, geliyor. Nerede Mehmet Bey? Geliyor. Mehmet Bey, namını çok duyduk. Bir gel bakalım. Şimdi geçen sene aldık, kaç paraya verdik? O zaman değerli vekilim var, vekilime hemen mikrofonu uzatalım. Ağlı yerleşimli bir rakam söyleyeyim sayın vekilim. On binden açılışı yapıyor. Şimdi sayın vekilim 10 bin liradan başlığı, bizim plakamız 16, 16 bin liradan aldı. 16 bin liradan aldı. Bursa AK Parti Milletvekili Sayın Mustafa Eski Bey'le bir alkışlayalım. Şimdi Ozan'a altın yemeği taktım. Hayırlı olsun. Şanslısın. Vekilimle beraber belediye başkanım taktı. Beraber yürüdünüz. Tamam, 10 numara. O zaman 16 bin liradan aldı. Ne diyor? 20 bin lira. 20 bin liralık bir alkışlayalım. Şimdi Mehmet Yıldız Bey. Evet. 5. İyi gidiyoruz bakın. 30 bin liralık alkışlıyoruz. Hakan abi. Ben meydanına girdiğim zaman mutlu oluyorum. Yağ kokusu, kısmet. Senin istediğin bu zaten. Ne diyorsun abicim? Herkesin kurban bayramını kutluyorum. Ben de 30 bin lira böyle bir her meydanına bu şekilde hazırlanmış, gerçekten güzel hazırlık yapılmış güreşlere yetersiz buluyorum. 56 bin lira diyorum. 56 bin lira aldı Kalkan Sönmez Bey'le. Evet. Rahmetli babası Çalı güreşlerinde ağırlık yaptı. Biliyorsunuz merhum Endur bir hastalık vardı. Covid denilen bir bela hala devam ediyor da. Şimdi biz Yunus Emre'yle beraber aynı kaderi paylaştık. Ben de Covid'den babamı kaybettim. O da Covid'den babasını kaybetti. Ama işler devam ediyor. Hayat devam ediyor. Bütün ölmüşlerimize geçmişlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsine bir fatiha kursak sevgiliniz. Allah hepinizden razı olsun inşallah. 110 bin lira. 110 bin oldu mu? Hayırlı olsun o zaman. Bir dakika, Zeki Acar bir şey diyecek. Bir dakika. Seni olacak görüşlere Sincan Sarnış'a 10 bin lira bağış yapıyorum arkadaşlar. Duydunuz mu arkadaşlar? Zeki Acar'da 10 bin lira. Bak bugün canlı 2 bin lira verdi, 10 bin lira da haberiniz olsun. Yapmışlayalım Zeki Acar'ı. Ve kendiyle yarışacak zaten, o ayrı konu. Mehmet Yalnız Bey'e 116'ya bağlayacağız abi. Dur. Bir dakika abi.
kazandınız. Hayırlı uğurlu olsun. Ağlık için neler söylemek istersiniz? Sağ olun. Allah razı olsun. Kendi köyümüz için iyi bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Yani her zaman iyi işler yapacağım Allah nasip ederse. Arkadaşlarımız sayesinde, desteklerin sayesinde iyi bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Kendi yöreğim için her şeye uğraşıyorum zaten. Hem dernek başkan yardımcısıyım. Başkanlarla beraberim. Muhtarımız var, ağamız var. Onlarla iyi bir şey yapacağım Allah nasip ederse. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni ağamız Mehmet Yıldız. Aynı zamanda Yalcı Otomotiv'in sahibi. Kendisi iş adamı, genç iş adamı. Aynı zamanda halamın oğlu kendisi. Evet. Yani el birlik, destek vererek. Başkanımız da var. Başkanımız da burada. Ramazan Helagöz. Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. 102. Sincan Sarnıç Ali Bey güreşlerini tüm hızıyla devam ediyoruz. Ve bunu ilerleyen zamanlara inşallah üst seviyeye çıkaracağız. Daha güzel olacak inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. İyi bayramlar. Aynen. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Giren pehlivanlar yanıma. Şimdi tarih 7 ve 40 Pınar'da Mustafa Kemal Paşa'yı ve Mustafa Kemal Paşa'ları bayrak gibi dalgalanarak temsil etti. Oyunda Diğer Demir birinci, Uğurcan Humar ikinci, Yunus Emre Alas üçüncü, İsmail Yusa Şeker üçüncü olmuşlardır. Berk Avcı. Evet, madalyalarını takdim etmek üzere Yunus Emre Çanmak kardeşimi davetimi arz ederim. Evet, merhum İbrahim Çanmak ağamızın matlumu üçüncüye buraz madalya. Hemen yine üçüncüye, bronz madalya, ikinciye gümüş, birinciye altın madalya. Yunus şöyle yan tarafa gel kardeşim. Çocuklar kollarınızı kaldırın. Küçük orta boyunda Berk Avcı birinci, Ömer Koyan ikinci, Özcan Doyrak üçüncü, İbrahim Ayan üçüncü olmuşlardır. Çok acele kürsüye. Güreşler ağası Sayın Adem Bektaş ağamı ve yan taş güreşler ağası iş adamı Sayın Habib Karaca ağamı davetini arz ederim. Alkışlıyoruz pehlivanları, başarılarına devam diliyoruz. Bir dakika. Senin pehlivanın çık. Bir dakika. Görüşürüz. Evet, Görekler Güven gençleri adına Berk Avcı pehlivana Şakir Aydın özel ödül veriyor. Evet, Şakir abi geldi. Evet, tebrik ediyoruz şampiyonu. Özel ödül geldi. Diye başkanım. Sayın Mehmet Kanar Bey'i alkışlarla her meydanda davetimi arz ederim. Buyurun Sayın Başkanım. Evet, Motorlar Dernek Başkanım Sayın İlhan Ökten Bey'in günün anlam ve önemi taşıyan bileklerini alkışlıyoruz pehlivanları. Başarıların devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sayın Ercan Leblebici Başkan Yardımcım alkışlarla her meydanda davetimi arz ederim. Buyurun. Buyurun Sayın Başkanım. Var ya.
Sayın Adem Çelik, Yesaş Genel Direktörümüz, Sayın Murat Allaçoğlu Bey'i de ben buraya alayım. Evet, AK Parti Mustafa Kemal Paşa İlçe Başkanımı, çağıracağım ben. Aklımdasın bu. Başak. Evet, yine Murat Allahçıoğlu'na, değerli ilçe başkanıma, AK Parti ilçe başkanıma, günün anlam ve önemini taşıyan plaketlerini köy muhtarım Sayın Menderes Özen takdim edeceklerdir. Evet. Yıldıra yakın oldu. Ziya Kılıç Bey'e muhtarım versin abi. Muhtarım versin. Evet, günün anlam önemi taşıyan plaketlerini değerli muhtarım. Devam etsin muhtar abi. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Mustafa Kemal Paşa İlçe Başkanım Sayın Ahmet Beygirci, Dernek Başkanım Sayın Ramazan Ela Göz takdim edeceklerdir. Buyurun, hemen verelim. Hediyesi 95 lira mı? 100 lira mı? Hayır. Evet. Yine Ziya Kılıç'a da Ahmet Bey versin. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız Arap Çek Usta. Ziya Bey. Atan Ali Rıza Kaya'yı yapıyoruz. Erdinç Özdemir burada mı efendim? Erdinç Özdemir. Hastane müdürümüz. Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi müdürümüz. Evet, yine ona da günün anlam önemini taşıyan plaketlerini. Yeni kendine gelecek bu. Evet, sayın muhtarım Sayın Menderes Özen Bey'i takdim edeceklerdir. Basın biraz geriden çekelim arkadaşlar. Buyurun sayın müdürüm, hoş geldiniz. Evet, davulcular vurmayın arkadaşlar. Davulcular vurmayın. Hemen gelin Yalçın birinci, Hasan Zeybek ikinci. Üçüncüler gelsin, Okan Yavaş, İbrahim Avcı. 102.'si bugün yapılan tarihi geleneksel Sincan Sarnıç Ali Beyköy güreşleri bitti. Cümlenize faydası. Hoşça kalın, şen kalın. Her ne kadar suçu ihsan edilse affola, bütün kazalar belalar üzerinizden defola, daima cepleriniz 200 TL'lik bankalarla dola. Bu bize yeter diyoruz.